Gelemediğin zamanlarda, burada olmadığın zamanlar, muhatap olmadın, evlendiler. Sen burada bir ara cebelleştin, mücadele verdin, derdini anlatmaya çalıştın. Oğlum bak bu iş olmaz dedin. Yeri geldi Nurgül'e hak verdin. Evet bak haklısın olmaz dedin. Siz birbirinize denk değilsiniz dedin. İzlediğin ya da izleyemediğin zamanları Semiha ya da konu komşu anlattığında sana. Sen hep dedin mi ben bunların olacağını söyledim. Müsaadeni isteyeyim. Hepiniz şahittiniz. Demedim mi? Amacı var. Bu kızcağız keyiften evlenmiyor. Ayrılmak için evleniyor. Neden kendi kendini nafakaya bağlatmak için? Neden kendi kendini sömürtmek için? Bir de Emre tuttu klip mi neyse zımbırtı çıkarttı. Ondan sonra ben onları meşhur olacak onun paralarını. Kız ben burada dur kasayı yedirir miyim? Kurban ederim. Hepsini ben yiyeceğim. Yiyemezsin ki. Bütün bu zamana kadar bütün gelirler benim. Benim yıkanıma geliyor Nazlı Hanım. O kadar akıllı bir kadınım ki ben. Benim kadar olamam. Benim kadar olamam yavrum. Senin eline su dökemeyiz doğru. İnatla evlenir. Benim yıkanıma geliyor hepsi bütün gelirler. Sevda Hanım inatla insan evlenir mi? Hepinizin uğruna inatla evlendi. Şimdi inattan şarkı çıkaracak ama ben Karadeniz istiyorum. Ne edici? Şarkı çıkaracak. Kele kargalar bastı dün söyledi de kanalda yer kalmadı. Her yerden karga vak vak etti. Çekemiyorsun beni. Vallahi kulaklarımı tıkadım. Dedim bu karga neden düştü. Evet sakin. Hoş geldiniz Nazlı Hanım. Hoş bulduk yavrum. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Allah'ıma hamdü semalar olsun. Fakat biz kenardan gördüğümüz kadarıyla Emre yine de Nurgül'ü bırakmaz. Siz geldiniz ama... Emre'ye güvendiniz hani geldiniz ama Emre yine de Nurgül'ü bırakmayacak. Boşuna geldi. Ayşeciğim. Yine uğraşacak ama kesinlikle Emre Nurgül'den vazgeçemeyecek vazgeçemez. Ayşeciğim. Biz ama öyle görüyoruz. Allah'ın izniyle bak tamam inanarak gelmedim tamam benim öyle bir çelişkilerim ama içimden bir ses dedi herhalde bu sefer gerçek kızım kalk da git. Bir de o iki kelimeleri beni tetikledi. Yırtık çorap. Ayakkabı fırlatmak. Kız daha evlendin kele. Evlendin daha niye aşağılayın? İnsan kocasını aşağılar mı bacı? Önceki halini aşağılıyorum. Yok. Senle... Şu an şehit gayet delik kocam. Sana bir şey değil mi? Seninle beraber... Dur. Ha Şem söyle. Siz öyle zannedin. Bak o konularda haklısınız. Nurgül orada biraz ileri gitti. Fazlasıyla. Ama onlar birbirini seviyor. Kız ne sevgisi. Sizin orada yanlışınız var bacı. Benim oğlum seviyor, o sevmiyor. Anladın mı? Benim akıllı oğlum seviyor onu. Onda sevgi yok, gram yok. Kadın hala eskiden çıkamadı ki yeniyi dönsün görsün. Ben de sevmiyorum. Yazlığa gidişmiş adamı yazdı. Kızım madem kıymatlıydı niye geri geldin? Yok. Gideydi. Yok. Ama ben burada ne dedim Şazım'a? Oğlum sen göndersin de o zaman. Oğlum bir delikanlılık yap dedim değil mi? Bir delikanlılık yap. Aradan çekil. Türkiye'den dünya seni ayaktan kışlasın dedim. Doğru mu? Ama nannik yok duymadı. Çöpten aldım Emre'yi çöpten. Kızım böcek mi de çöpten alayım? Çöpten aldım. Emre'ciğim sen bunu aldığında nereden aldın? Millete el aleme hizmet ediyor çay veriydi. Şimdi niye kendine bu kadar övünde tavan yapayım? Niye çay verebilirim ben ekmeğimi kazanıyorum. Çay sen bunu aldığın çöple geri bırakacaksın ha boşandıktan sonra. Anne ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Ben seni seviyorum. Ayrılacağıma da söyledim. İnşallah. Kesinlikle ayrılacağım. Bitti hadi bakalım. Gitti. Tek kızdığım sana bir nokta var. Bak bizim ayrılana kadar bir tarihimiz var. O zamana kadar benim elimde olan bir şey yok. O evde kalacak. Rahatına bakacak. Keyfine bakacak. Ben ancak resmiyetimde iş biterse benim üzerimden kalkacak o yükümlülüğü. Kele ateşten balık bir arada durur mu? Ben sana bir söz durmuyoruz ki zaten. Bak, sen duruyorsan mı? Kesin sen yaklaşıyorsundur sana güven olmaz. Elane. Efendim Şükran. Elane. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk bacım. Emre'cim başta sana söylemek istiyorum. Annenin ilk geldiğinde yalnız değildi. Nurgül'le birlikte Nazlı Hanım'ın yanına gitseydiniz, elini birlikte öpseydiniz bence daha iyi olacağını düşünüyordum. Artı sen klip çıkardın diye hem kız kardeşin hem Nazlı Hanım burada. Annen de diyor klip çıktı, parasını ben yiyeceğim. Kız kardeşin de aynı şeyi söyledi. Klip çıktı, parasını ben yiyeceğim. Bundan dolayı mı acaba? Klipten dolayı mı buradalar? Parasını ben yiyeceğim diye bir cümle kullanmadım. Kurban oldum. Oğlanı ben büyüttüm değil mi? Ben doğurdum.
Ben bu kadar eme gideceğim, çara çakala yemmedeceğim oğlumu. He? İnsan olaydı dilini tutaydı, kocasını abiyle deydi. Ben de kendini başımın üstüne oturtturaydım, hepsini kendi yiyeydi. Ben dilimi tuttuğum zaman da başını üstüne koymadın ki. Yeri, önce saygı yorgun, kaç. Ya ben saygıyı sizden öğrenecek değilim, ben böyleyim. Kızım beni de bırak, kocana saygı göstermeyin. Adamın yırtık çorabını 80 milyona söylenir mi? Beni bazen adamlara ne olduğunu hatırlatacaksın. Çorapla hatırlatma mı? Her şekilde. Yazık sana. Her şekilde. Sana acıyorum. Nereden geldiğini bilecek. Şu haline bak. Evet diyecek. Bu kadın benim yanımda olduğu için ben buralara geldim. O zaman. Gül Hanım. Unutturmayacaksın. Acınacak mı? Unutturmayacaksın. Kızım. Siz erkekleri böyle başınızın üstünüzde gezdireceksiniz. Öyle. Evet. Benim öyle bir tabiatım yok. Evet. Ben kardeşimse babamsa başımın üstünde, evet. Kocamsa evet başımın üstünde kızım, olur. Kızım biz nereden geldiğimizi bilince sen şaşırmışsın yolumu. O benim başımın üstünde. Bana bak bana. Sen yolumu şaşırmışsın. Yo. Nereden geldiğini unutmuşsun. Millet akşama kadar çay veriydik. Şimdi gelmiş karşıma lom lom ötün kendi kendini saraydan düşmüş sanın yavrum. Bak çay i̇nsan veriyorum ama ne yapıyorum? Hizmet ediyorum. Ben de dedim. Ben de dedim ama senin gibi sana hizmet edip karşılığında ne bedel alacağım ben? Çalışıyorum yani. Çalışmaktır o. Hayatıma devam edebilmek tamam için. Tamam da benim çocuğumu aşağılayamazsın. O da çalışıyor. Hizmet ediyorum. Karşılığında bedelini alıyorum. O da sana çalışıyor. Hizmet edeceğim. Seni karşılığında ne alacağım? O da çalışıyor. Ne alacağım? Söyle. Küller başına o yetiştirdiğim oğlanı verdim. Daha ne vereyim sana? Ya sen ona bakarsan benim annem de beni verdi. Abo. Keşke almasaydık. Çok bir halt ettik başımızda zorla meşgildik. Efendim Tülay. Gökten zeminle düştük. Öyle. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Burada oğlunuz ikili oynuyor. Biliyorum, o gün eve gittiniz. Yani Nurgül'ün bu kadar özgüvenli sahip olması Emre'nin yüzünden. Eve gittiniz, evden kovaladınız. Sizden tarafı olmadı oğlunuz. Nurgül'den tarafı oldu. Ben onu da kapıya koydum. Dedim. Ne yapıyorsun diye size kızdı. Yani burada Emre ikili oynuyor. Ve karısını çok seviyor. Ya bırak sevgi. Bacacı bu sevgi lafını konuşmayın. Yok, sevginin seviyorum. De bir önemi var, bir ağırlığı var. Herkesin ağzında sakız yedik de oyuncak etmeyin. Sevgi deyince durucu. Ben ama peki. Yok. Şükriye. Ya ben burada yine Emre'ye diyeceğim ki bu Kalemon gibi. Bir annesini görüyor ondan taraf oluyor. Bir Nurgül'den taraf oluyor ama bu klip konusunda Nurgül'ün hakkını ödeyemez Emre. Allah Allah. Ben, evet, evet ödeyemez. Konumuyon, konumuyon diye bir tutturmuşsun. Konumuyon ne kız? Konumuyon ne? Bayağı temelli bir şeyler söyleyin bu ya. Bu Kalemon. Ha Kalemon. Bu Kalemon gittiği yere... Anlamadım da. Gittiği yere göre renk alan bir hayvan tipidir. Ben de diyorum ki... Sadece renk olarak maşallah. Benzetiyorum. Renk olarak benzetiyorum. Renk bu, olarak mı? Renk. Sen çok mu beyazsın bacı? Hayır arkadaşım ya. O nasıl gittiği bir şey? Yere göre ya, renk alan kişiyi diyorum. Kızım önce lafın ne olduğunu örgen, lafın nereye gittiğini örgen ondan sonra konuş. Ben lafımı burada. Çok güzel biliyorum. Ha, belli. Zaman. Çok güzel biliyorum. Örgen merak de gel. Etmeyin. Ama burada Emre gerçekten suçlu. Bu kadar. Emre'nin suçlu olduğunu bileyim zaten beni bu duruma Emre düşürdü bacı. Tamam. Beni buralara, bunun karşısına... Nurgül'e neden kızıyorsunuz? Nurgül'e neden kızıyorsunuz peki? Ne diyeyim, depeme mi oturtturuyor? Tabii ki ben oturtturacaksın. Bu kadar nasıl oturacak? Almış oğlunu. Teşekkür et. Almış oğlunu. Teşekkür edecek ay, misiniz? Ay gerçekten... Evet. Ha. Teşekkür vallahi ederim. Vallahi evet, ha. Nurgül'e alıp boynumu ben. Katarım ben. Ben böyle bir şey görmedim. Bak sen ne biçim konuşuyorsun ya? Önce örgen peki. Şadım Hanım sakin. Sakinim bacı vallahi ben. Bugün çok sakinim. Evet, Nazlıcığım evet, hoş geldin canım. Hoş bulduk bir tane. Maşallah. Seda Hanımcığım şimdi öyle bir şey var ortada ki. Gerçekten Tülay Hanım'a katılıyorum. Ortalığı Emre karıştırıyor. Onu biliyoruz. Evet Emre ah, sen yapıyorsun. Ya. İdare şekli bozuyor. Emre'ye de bu kadar Nurgül, yüklenmeyin yalnız. Tamam yüklenmek istemiyorum. Yani bir Nurgül, tarafta... sana da bir şeyler söyleyeceğim. Sen de bazen o kadar konuşuyorsun ki sonra konuştuğun kişiye nasıl bakacaksın? Kime bakacağım ben? Karşında. Biz bakıyoruz birbirimize. Aa, bu bizim ilişkimiz. Siz yüz göz oldunuz o zaman. Bu bizim dünyamız. Ama biz yavrum, böyle seviyoruz. Bak canım benim. Siz dışarıdan... Karşılıklı konuşsanız ya. Ama Seda Hanımcığım olmaz ki. Mesela ha. Tamam yırtık çoraptan gelmiş. Ne olmuş gelmiş de yokluk var, şu var, bu var. Ya gelebilir. Yokluktan değil. Neden bunu söylüyorsun? Bunu hanginiz kocanıza söyleyebilirsiniz? Söylememen gerekiyor. Hanginiz kocayıza söyleyip de rencide edebilirsiniz? Bırakın 80 milyonu. Nurgül diyor ki, bir saniye. Arkadaşlar, güzel dinleyin. Nurgül diyor ki, bunu bilerek söylüyorum. Çünkü bazen erkeklere nereden geldiğini ve ona nasıl katkıda bulunduğunuzu hatırlatmak gerek diyor. Bunu tartışalım. Bu doğru bir hareket mi? Tamam, tartışalım. Değil mi? Evet Ayşe.
Emre nerede? Doğru diyor Nurgül. Tamam, yırtık çorabı konuşmasın belki 80 milyonun içinde ama o görüşüne katılıyorum, evet. Çöpten aldım diyor Ayşe. Çöpten aldım, ağır oluyor. O ağır oluyor. Pardon Seda Hanım. Ne demek yani, benim oğluma kendi ne örgeti? Kendi örgenmemiş ki, örgenmedi. Benim oğlumu örgetmiş. Görmediği görgüyü mü örgetmiş? Kız benim oğlumu görgüsü seni 5 sefer yere vurur. Yani sen yalan yerten buradan iki süslü laf etmene yani örgetmiş mi oluyorsun? Ya bence... He? Bence... He? Çok görgülü olmamalı insanlar. Sen çok mu görgülüsün? Ben değilim işte. Senin kavramında görgü şey ya... Hani çok itaat etmek ya, ben çok görgülü olmamalıyım. Öyle de ya işte bu kafayı bozdun. İtaat etmek. Kızım ben köle almayayım, ben kız alıydım kız. Gelin sen alıydım kendime. Sen kendine itaat. Anladın mı? Ama senin gibi değil. Böyle hani insan büyüğünü de saymalı, küçüğünü de saymalı. Ben bu demek değil ki, köle almayayım, ben hizmetçi almayayım. Antep'te gelin demek onurdur, şereftir. Başımızı böyle her yanımızda yerde gezdirirken gurur duyarız. Her yerde öyle, her yerde. Gurur duyarız, şeref duyarız, herkes şeyde. Tabii ki gelin niye deyince duracağız. Niye sen hanım ağabeyim, ben sana hizmetçilik yapacağım. Nesin sen? Hanım ağa, evet. Evet canım, ben hanım ağaymış. O yüzden seni uygun bulmadım. Nazlı Sultan ya. Allah'ına kurban. Bak Nazlı Seda Sultan. Hanım söylüyor, ben söylemeyeyim. İşte ben o değilim, sana hizmetçilik yapacak, itaat edecek. Yeri gelirse kurallarını yaparsın. Uyacak. Gülü benim, seven dikenine katlanır. Öyle bir şey yok. Benim evim, benim kurallarım. Sayacaksın aptal hatirimi, sayacaksın bey hatirini. Senin kuralların. Senin bir onu evin geç. Yok ki. Yok ki evin. Onu geç. Evin yok. Evin yok. O ev benim. Ben sizi istemiyorum. Bu arada ben evden... Ben benim evime gelmeyin. Bu arada benim evim benim şey oldu, satıldı. Ev bulamıyorum, kiralık ev. Hazır da elime geçmişken dedim. Çok canımı sıkarsan. Sen de... Gider bir çilingir alırım. O anahtarı yuvasını çıkar, eve gider ben yerleşir otur. Nasıl güzel oturacaksın ya? Aa görürsün. Kira kontratı benim kocamın üstüne. Ödeyecek. Oğlum derim. Öder ben de otururum, ne olacak? Yabancı ödemeyin.